Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sınav harçları nasıl yatırılır? Bunu işlemlerini yaparak sizlere kayıt altına alacağım. Buradan izleyerek sınav harçlarınızı yatırabilirsiniz. ATM'nin başına geldik. Ziraat Bankası ATM'si. Karşısız işlemleri seçiyoruz. Bakın burada. Karşısız işlemi seçtik. Ve daha sonra nedir? Ödeme işlemleri. Şurada bakın. Sağ tarafta ödeme işlemlerine geldik. Basıyoruz. Yapmak istediğiniz işlemi seçiniz dediğinde hemen sol tarafta bakın ikinci sırada eğitim işlemleri var. Evet. Eğitim sınav ödemeleri. Evet. Eğitim sınav ödemelerinde yine hemen ikinci sırada MEP ödemeleri var. Bakın şurada. MEP ödemelerine bastım. Şimdi bir kardeşimizin bir sınav harcını ödeyeceğiz. Bakın. Şimdi ilk sayfada ehliyet sınav harcı gelmedi. Dikkat ederseniz. Diğer sayfaya basıyorsunuz. Hemen altta bakın. İkinci. Hemen şurada. Diğer sayfa. Gördük mü? Evet. Bir kardeşimizin biz işlemini yapıyoruz. Motorlu taşı sürücü kursiyerleri sınav harcı. Bakın şu anda 100 TL. Şu anda yatan 100 TL. Evet. Motorlu sınav harcını yatır dediğimiz ilk sırada zaten diğer sayfada çıktı. Ne yaptık? Aldık. Bakın şurada basıyorum. Ve bizden TC kimlik numarasını girmemizi istiyor. Kardeşimizin TC kimlik numarasını giriyoruz. Girelim. Evet. Evet. TC giriş yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Cep telefon numarasını, cep numaramızı giriyoruz. Şimdi numaranı gir. Cep telefonuna gir. Oraya mesaj gelecek. Evet. Cep telefon numarasını giriyoruz. Evet. Senin isim neydi? Uğur. Uğur. Evet. Uğur kardeşimizin sınav harcını canlı canlı yatırıyoruz. Yatırmak istediğiniz tutarı en fazla 40 banknot olarak düzgün bir şekilde 100 TL'mizi ne yapıyoruz? Yatırın diyor bize. Şu anda evet elimizde 100 TL'miz var. Devam tuşuna basıyoruz. Bakın şurada devam tuşu bastık. Ve açılan bak evet hazineden 100 TL'mizi yerleştirdik. Ve bekliyoruz makinemizi. Para tanıma işlemi devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Evet. İade edilen banknotları alt bölümde niteden alınız şeklinde bir ibare çıktı. Tabii ki şu anda parayı sayıyor. Biz bekliyoruz. Parayı tanımadı. Biz tekrar parayı ekleyeceğiz. Para ekleme. Böyle bir şey olduğunda parayı ekleme. Ekliyoruz tekrar. Evet bakın. Şu anda parayı sayıyor. Evet. Bu parada bir sıkıntı gördü. Biz onu alıp tekrar başka bir 50 TL'ye yerleştireceğiz. Evet. Parayı alalım. Diğerini yerleştirelim. Yine tekrar para eklemeye geldik. Böyle şey olabilir. Evet. Ekliyoruz. Bakın. Ekledik. Parayı ekledik. Ve tamam dedik. Evet. Şu anda paramızı kabul etti. Biz ne yapıyoruz? Kabul edilen tutarı onaylıyor musunuz? Evet. Onaylıyoruz. Onay tuşuna bastık. Evet dedik. Bu işlemi onaylıyor musunuz? Bakın. 100 TL'mizi onaylıyoruz ve işlemi tamamlıyoruz.
Evet, paranız yatırılıyor. Lütfen bekleyiniz, biz de bekliyoruz. Biraz uzun sürdü ama yapacak bir şey yok. Tabii sabırlı olacaksınız böyle bir durumda. Evet, şu anda paramızı yatırdık ve makbuzumuzu aldık. Hepinize hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Merhabalar. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Vakıflar Bankası ATM'sine geldik ve Vakıflar Bankası'na ehliyet sınav harçları nasıl yatırılıyor? Hemen giriş tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Bakın giriş tuşuna bastık ve ekranda ikinci sırada sağ tarafta ödemeler bölümümüz var. Bakın burada ödemeleri seçtim. Yine aynı şekilde sağ tarafta eğitim ve sınav ödemelerini seçiyorum. Bakın. Evet. Sınav ödemesi diyoruz. Sınav ödemesinden sonra TC kimlik numarasını yazıyorum arkadaşlar. TC kimlik numarasını yazdıktan sonra giriş tuşuna bastım. Ve telefon numaramı istiyor. Yazıyorum. Ve tekrar giriş tuşuna bastım. İşlemimiz devam ediyor. Bekliyorum. Ve MEP ödemesi çıktı. Bakın MEP ödemeleri. Hemen MEP sınavları. Buraya 1'i yazdım arkadaşlar. Ve daha sonra giriş tuşuna yine basıyorum. Evet. Bakın üstte birinci sırada motorlu taşı sürücü kursiyerleri es sınav harcı diyor. 01 diyor. Bakın ben de daha sonra giriş tuşuna tekrar basıyorum. Evet. Ve TC kimlik numaramı tekrar yazıyorum. Giriş tuşuna bastım. Evet, tekrar işlemimiz devam ediyor. Ve bastıktan sonra arkadaşlar ATM'de parayı istiyor. 100 TL'yi. Evet, giriş tuşuna basıyorum. Ve daha sonra işlemimizi onaylıyoruz arkadaşlar. Evet. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Merhabalar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Halk Bankası ATM'sindeyiz. Ehliyet sınav harcını yatıracağız. Karşımıza Ziraat Bankası yazısı geldi. Ziraat Bankası'na yatırıyoruz. Ziraat Bankası'nı seçtik. Bakın. Evet. Hemen alt kısımda Türkçe dili seçtik. Ve sol tarafta alt kısımda dikkat ederseniz ödemeler bölümü geldi. Bakın şurada. Üçüncü sırada. Evet. Yine aynı şekilde ikinci sırada eğitim, sınav, üniversiteler diyor. Bakın ikinci sırayı seçtik. Burada sağ tarafta alt kısımda eğitim ödemeleri gelir. Bakın. Evet. Yine MEP ödemeleri geldi ekrana. MEP ödemelerin geldikten sonra bakın ekranda tekrar motorlu taşı sürücüleri kursiyerleri esnaf harcı yazısı geliyor. Bakın şurada seçiyorum. Seçtim. Evet. Cep telefon numarasını giriyoruz. Evet. Ve devam tuşuna basıyorum. Daha sonra cep telefonundan sonra bizde kimlik numarası istiyor. TC numarasına giriyoruz.
Evet, TC numarasını girdikten sonra devam tuşuna basıyorum. Ve ekranda yatıracağımız parayı istiyor bizden. Bakın, para giriş açıldıktan sonra ve işlemimize giriş tuşuna basarak makbuzumuzu alıyoruz. İşlemimiz burada tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Evet. Başarılar diliyorum. Evet, merhabalar arkadaşlar. Şimdi ehliyet sınav harçlarını Halk Bankası ATM'sinde nasıl yatırılır? Birlikte göreceğiz. ATM'nin başına geldik. Giriş tuşuna basıyoruz. Bakın şurada. Evet. Bastıktan sonra Halk Bankası'nı seçiyoruz. Bakın. Halk Bankası'ndan seçtikten sonra fatura ve ödemeler var. Bakın en alt kısımda. Burada. Evet. Burada eğitim ve sınav ödemeleri var. Sağ tarafta ikinci sıra. Şurada bakın. Daha sonra en alt kısımda bakın tur şurada MEP ödemeleri yazıyor. Evet. MEP ödemelerini seçtikten sonra telefon numaramızı giriyoruz. Evet. Telefon numarasını girdikten sonra devam tuşuna basıyoruz. TC'mizi giriyoruz. Ve devam tuşuna basıyoruz. Evet. Bakın ekrana motorlu taşıt sürücü kursiyerleri esnaf yazısı ibaresi geldi. Evet. Hemen sağ tarafta nakit. Bakın yazısını gördünüz ve tuşa bastık. İşlemimiz yapılıyor. Ve buradan parayı hazneye, para giriş hazinesine veriyoruz. Bakın şurada. Ve devam giriş tuşuna basıyoruz. İşlemimiz gerçekleşiyor. Ve makbuzumuzu da buradan alıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, herkese başarılar diliyorum.